Evet arkadaşlar, bir kere daha hızlıca özet geçiyorum fonksiyonun değer döndürme mantığını. Fonksiyonlar normalde değer döndürür. Normalde bir fonksiyonun görevi print etmek değildir. Çoğu fonksiyonun görevi böyle print etme gibi tek işlemlik görevler değildir. Çoğu fonksiyon bir değer döndürür. Mesela işte bir sayının karesini gidip alıp ekrana bastırmak yerine karesini alır. Ondan sonra o kareye 5 daha ekler, 10 daha ekler, başka bir şeyler yapar. Mesela şu ikisinin farkını görelim. Mesela kare al fonksiyonu oluşturdum bir tane. Printli oluşturdum bak. Printli bir kare al fonksiyonu oluşturdum. Ben şu anda kare al 5 dersem bir sorun yok. 5'in karesini alacak, yazdıracak ekrana. Ama kare al 5 olduktan sonra üzerine 3 daha ekle dersem ekranda bana 28 yazmayacak arkadaşlar. Niye yazmayacak biliyor musunuz? Şu kare al 5 ekrana bir print işlemi yapmak istiyor. Bir print yapıyor. Bu sana 25'i döndürmüyor. Şunun yerine 25 gelmiyor yani. Şu ifade yerine gidip 25 gelmiyor. Çünkü bu bir return yapan bir fonksiyon değil. Bu sadece ekrana bastıran bir fonksiyon. O yüzden şu anda şu kod hata verecek. Bir çalıştıralım. Hata vereceğini de görelim. Hata verdi. Diyor ki işte non-type bir şeyle int'i toplayamazsın diyor. Şunu non-type olarak görüyor. Bunun bir tipi yok. Bu bir değer döndürmedi bana. Şu kare al 5 fonksiyonu şu anda bana bir değer döndürmedi. Ama ben bu fonksiyonu printle değil de returnle yazsaydım böyle bir sorun olmayacaktı. Aynı fonksiyonu kopyalıyorum, aşağı yapıştırıyorum. Bu sefer diyorum ki kare al sayı girsin. Sayıyı ben return edeceğim, döndüreceğim. Neyi döndüreceğim? Sayı girecek, 5 girecek. Ben return edeceğim, geriye döndüreceğim. Geriye neyi döndüreceğim? Girilen sayının karesini döndüreceğim. Şu şekilde tanımlarsam ben kare al fonksiyonunu. Şunu şöyle çalıştırayım, şöyle tanımlayayım. Şimdi o bahsettiğim yukarıdaki sorun olmayacak. Mesela kare al 5 dedim. Kare al 5'i normal çalıştırdım mı kaç verecek bana? 25 verecek ekrana. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şu anda bir değer döndü. Yukarıdakinde değer dönmüyordu. Yukarıdakinde sadece print ediyordu. Şu anda bir değer döndü. Şu anda bu kare al 5'in üzerine artı 3 ekleme işlemini ben yapabilirim. Çünkü şu kare al 5 bana şu anda 25 diye bir değer döndürüyor. Üzerine 3 daha ekleyecek, 28 olacak. 28'i ekrana bastıracak. Çalıştırdığımızda 28 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmiyorum. Tamam gençler, bırakın muhabbeti. Kaçıncı sınıf oldunuz? Bırak muhabbeti. Şu print ve return farkını umarım anlatabilmişimdir. Return ederseniz o return ettiğiniz sayıyı daha sonra başka yerlerde kullanabilirsiniz. 3 daha eklersiniz, üstüne 5 daha eklersiniz, 10 çıkartırsınız, bir şeyler yaparsanız. Ama return etmez de sadece print eden bir fonksiyon yaparsanız şurada bir değer döndürmüyor. Bununla bir daha gidip başka bir işlem yapamazsın. Tamam. Fark buydu. Şimdi birkaç tane fonksiyon tanımlayalım. Mesela evet, faktöriyelle başlayalım. Faktöriyel de zormuş. İlk örnek faktöriyeli mi koydum? Başka bir şey yapalım. Evet. Toplam bulan bir fonksiyon yapalım. İki sayı girilsin bu fonksiyona. Bu iki sayının toplamını döndüren bir fonksiyon yazalım. Evet. Def. Şöyle diyelim. Def. Fonksiyon adı ne olsun? Sayılar toplamı olsun. Sayılar toplamı diye bir isim verdim. Evet. Bu fonksiyona iki tane sayı girecek. İki sayının toplamını bulacak bu fonksiyon. Sayı 1, virgül, sayı 2 şeklinde iki tane sayı girecek. İki nokta üstte koydum. Tamam. Fonksiyonu şöyle tanımlıyorum şu anda. Sayı 1 ve sayı 2 girecek. Bu fonksiyon bana ne döndürecek peki? Return, döndür. Neyi döndür? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını. Sayı 1 artı sayı 2'yi bana return et, döndür. Basitçe şöyle bir toplama fonksiyonu yaptım. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Şu anda sayılar toplamı diye bir fonksiyon var. Yazalım mesela sayılar diyelim. Tanıyacak bunu yanında. Sayılar toplamı mı demek istediniz? Evet, bunu demek istedim. Bastım. Sayılar toplamı. Açtım parantez. Benden iki tane parametre istiyor. Sayı 1 ve sayı 2. Tamam. Sayı 1'i mesela 3 girdik. Virgül. Sayı 2'yi de 5 girdik. 3 ile 5'in toplamı bana normalde ekranda şu anda 8 diye bir değer döndürmesi gerekiyor. Print etmesi de gerekiyor. Çalıştırdığımızda ekranda şu ifade 8 diye bir değer döndürdü. Daha sonra son satırda yazılan şey otomatik print ediliyordu zaten. 8 döndü ve ekrana 8 bastırıldı. Şimdi ben şunu yapabilirim. Mesela sayılar toplamı diyeyim. Yine sayılar toplamı diyeyim. İçine bu sefer 5 ve 10'u sokayım. Sayılar toplamı şu anda 15 diye bir sayı döndürecek. Ondan sonra artı bu 15'in üzerine ben 2 daha ekleyeyim. O zaman ben nasıl bir cevap bekliyorum şu anda? Şu sayılar toplamı 5, 10 işlemi yapılacak. 5 ile 10'u toplayacak. 15 diye bir değer döndürecek.
Değer döndürdü. Şu anda şurada 15 yazıyor gibi hayal edin. Şu fonksiyon sonucunda şurada 15 sayısı olacak. 15'e 2 daha ekleyeceğim. 17. 17 ekrana bastırılmış olacak. Son satırda olduğu için. Çalıştırdığımızda ekranda 17 görüyorum. Yani şu bir değer döndüren fonksiyon olduğu için ben buradan bir değer döndürüyorum. O döndürdüğüm değerle daha sonra başka işlemler yapıyorum. Bunu sen şurada print yazsaydın yapamazdın şu işlemi. Şurası hata verir. Tamam. Olay bu. Şimdi şöyle bir size bir ödev bırak, soru bırakayım hemen. İki sayıyı parametre olarak alan ve bu sayıların ortalamasını döndüren, döndürmeyi büyük harfle yazıyorum, döndüren bir fonksiyon yazınız. Evet, hızlıca yapın bakalım, süreniz başladı. Gene aynı mantık, sayılar toplamı gibi, sayılar ortalaması deyin ismine fonksiyonu. İki tane sayı olacak. Sen bu sefer, senin fonksiyonun bu sefer bu iki sayının ortalamasını sana döndürecek. Hatta bir görev verelim. Daha sonra bu fonksiyona hangi sayılar girsin? 5 ve 7 sayılarını sokalım. Çıkan sonuçla onu toplayalım. Şöyle bir şey istiyorum. Önce bir fonksiyon yazacaksınız. Fonksiyon size o iki sayının ortalamasını döndürecek. Daha sonra bu fonksiyonu kullanacağız. Örnek yapacağız bir tane. O fonksiyona 5 ve 7'yi sokacaksınız. Ortalama otomatikman 5 ve 7'nin ortalaması 6 olarak dönecek. 6 olarak dönen sayıya 10 daha ekleyeceksiniz. 16 gibi bir cevap bekliyorum yani. Şuna biraz zaman verelim, bir uğraşın bakalım. Olay diyor Adem. İyi bakalım. Bu return mantığı asıl fonksiyon mantığı arkadaşlar. Return mantığını oturtursanız işiniz kolaylaşır. Peki cevapları gönderin bakalım. Yapabilenler. Evet, Mehmet Arda gayet güzel. En son kısımda Mehmet Arda. Ortalama 5-7 dedin ya. Ortalama 5-7 artı 10 yazmanı istiyordum yani. Artı 10. Tamam, Adem ortalama 5-7 artı 10. Bunu print ettik. Evet, ortalama 5-7 artı 10. Güzel. Evet, Yağız parantezi alman gerekiyor sanki değil mi? Parantezi alman gerekiyor. Parantezi almazsan sayı 2'yi 2'ye bölmüş olur sadece. Evet, Ali Efe olmuş. Güzel. Mehmet Esat güzel olmuş. Hatta default değerler de atamış. Öğrendiklerini biraz uyguluyor. Tamam. Abdülkadir. Sayı X, sayı Y ne? Allah'ım yarabbim. Neyse. Bir tane şey almış. İkiye bölmüş. Ortalamayı döndürmüş. Neyse. Affedersin hocam. Fazla değil mi atmışım? Ha, güzel Yağız. Şu an oldu seninki. Güzel oldu Yağız. Abdülkadir. Return'ın içine artı 10 istemiyorum. Sayılar ortalaması normal ortalamayı alsın. Ondan sonra altta başka satırda ortalama alındıktan sonra 10 eklensin. Abdülkadir düzelt. Evet, Gültekin. Tamam. Melih Topal. Tamam. Güzel, mantıklı. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane fonksiyonumuz. Def tanımlayalım bu fonksiyonu. Bu fonksiyona iki sayı girecek, bundan ortalaması alınacak. O zaman İsmi sayılar ortalaması olabilir mesela. Sayılar ortalaması diye bir isim verdim fonksiyona. Fark etmez. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Bir tane sayı 1 girilecek buna. Virgül. Bir de sayı 2 girilecek. Tamam. Girildi. Daha sonra bu fonksiyon ne yapacak? Ne döndürecek? Otomatikman bu ikisinin ortalamasını döndürecek. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölünmüş halini döndürecek. Return. Döndür. Neyi döndür bana? Sayı 1 artı sayı 2
Bölü 2 ama şu an böyle yaparsan işlem önceliği gereği ilk önce şu bölü 2'yi yapacak, sonra sayı 1 ile toplayacak. İstediğim bu değil benim. Şu ikisini toplayalım. Paranteze alalım şu ikisini. Sayı 1 ile sayı 2'yi toplayalım ilk önce. Sonra çıkan sonucu 2'ye bölelim. Şöyle yaparsan daha iyi. Tamam. Şu anda sayılar ortalaması diye bir fonksiyon çalıştırdım. Tanımladım ben. Evet, sayılar ortalama. Bakayım doğru çalışıyor mu? Sayılar ortalaması dedim. İçine mesela 5 ile kaçı girelim? 5 ile 9'u girelim. 5, 9'un ortalaması kaç? 7 mi? 5, 9 ortalaması 7 döndürmesi lazım bana. Çalıştırayım. 7 döndürüyor mu? Bakalım. 7 değerini bana döndürüyor. Güzel. Doğru çalışıyor. Ne? 5 ve 7'yi girmemi istiyor. 5 ve 7'yi girsem de bana 6 değerini döndürecek mi? 5 ile 7'nin ortalaması 6. Döndürüyor. Gayet güzel. Burada değer döndürdüğü için, şu anda bir değer olduğu için sen bunun üzerine başka işlemler yapabilirsin. Bu çıkan sonuca 10 daha ekle diyor. Mesela şurada bir sonuç çıkacak. Artı bunun üzerine 10 daha ekleyeceğim. Şöyle şunu çalıştırırsam sayılardan şurası 6 oldu. Üzerine 10 eklendi. 16 oldu. 16 ekrana bastırıldı. 16 oldu. Bu arada şu anda IPYNB uzantılı dosyayla çalışıyoruz diye şu son işlem printle algılanıyor arkadaşlar. Normalde pay uzantılı dosyalarda bir daha başına bunun print koymalısın. Yani şöyle en başa print demelisin. Ondan sonra printin içinde yazmalısın bunları yani. Printin içinde sayılar ortalaması şurası 6 dönsün. 10 daha ekleyelim 16 olsun. 16'yı ekrana bastır şeklinde çalıştırsak. Şurada normal 16. Ama IPYNB uzantılı dosyayı taşıdığımız için yani şu printi yazmasan da sorun olmuyor. Bu print olmasa da olur. Tamam. 2. Attım. Hadi devam edelim. Bir sonraki, evet, faktöriyel. Faktöriyelden birkaç tane örnek yaptık artık. Faktöriyel ne demek olduğunu anlamışızdır. Faktöriyeli biz yapalım arkadaşlar. Ya da faktöriyel ödev vermeyi biz yapalım. Evet, bir tane faktöriyel hesaplayan şöyle faktöriyel hesaplayıp değerini döndüren bir fonksiyon yazalım. Evet. Amacımız faktöriyel fonksiyonunu yazmak. Evet. Ve bu değeri döndürecek. Bu değeri return edecek. Printlisini yapmıştık herhalde. Aynısının returnlüsü aslında. Çok da bir fark yok. Evet. Başlayalım. Def diyelim. Def faktöriyel diyelim mesela. Def faktöriyel. İsmi faktöriyel olsun. İçine bir sayı girecek değil mi? İçine bir tane sayı değişkeni girsin. İki nokta. Tamam. Faktöriyel içine bir tane sayı girecek. Şimdi mesela 5 sayısı girdi. Ben bu 5'in faktöriyelini hesaplamalıyım. 5'in faktöriyeli nasıl hesaplanıyor? Neydi? 5 faktöriyel şöyle gösterilir. 5 ünlem diye gösterilir. 5 faktöriyel. Nasıl hesaplanırdı 5 faktöriyel? 5, 4, 3, 2, 1. Yani 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı. 5, 4, 3, 2, 1. Yani tersten düşünürsen de 1'den 5'e kadar olan bütün sayıların çarpımı. O zaman ben burada bir döngü yapmalıyım. 1'den başlayıp o sayıya kadar dönmeliyim. Ve çıkan her değeri çarpıp bir şeye eşitlemeliyim. Evet. Başlayalım. For i in range. Hangi aralıkta range etmeliyim? Hangi aralıkta dönmeliyim? Birden başlamalıyım. Birden virgül sayıya kadar demeliyim. Ama şöyle bir sıkıntı var değil mi? Birden sayıya kadar dediğimde en son sayı 5 ise mesela bu en son sayı dahil olmuyordu. Ben bunun da dahil olmasını istiyorum. Faktöriyelde dahil çünkü. 5 faktöriyel dediğimde 5 de var çarpılan. O yüzden sayı değil de sayı artı 1 diyordum. Tamam. Şu anda istediğim aralıkta dönüyorum. İstediğim aralıkta dönüyorum bu for döngüsüyle. İstediğim aralıkta dönen sayıları yani 1'i, 2'yi, 3'ü o sayıya kadar hepsi dönecek, dönecek, dönecek. Ben bunları çarpıp bir şeye eşitlemek istiyorum. İyi de eşitleyeceğim bir şey yok ki daha ortalıkta. Eşitleyeceğim bir şeyi hemen şurada tanımlayayım. Eşitleyeceğim bir çarpım değil mi sonuçta? Çarpayım diye bir çarpım eşittir 1 diyorum. Çarpımlar 1'den başlanır. Toplamlar 0'dan başlanır bu eşitlemelerde unutmayın. Çünkü çarpımın birim elemanı 1'dir. Toplamın birim elemanı 0'dır. 1 diye bir çarpım değeri var. Şu for'la da bazı i değerlerini döneceğim. Döndükçe bu i değerlerini çarpıp bu çarpımı eşitleyeceğim. Yani çarpımı çarpacağım ve eşitleyeceğim ne ile? I ile. Şu anda i yerine ilk önce 1 atanacak. 1 ile çarpılacak bu çarpım. 1 ile 1 çarpıldı. 1 oldu. Çarpım gene 1. Bir şey değişmedi. Sonra i yerine 2 atandı. 2 ile bu çarpım çarpıldı. 2 oldu. Ve 2 oldu bizim çarpım değerimiz. Sonra 3 gelecek işte. 3 ile bu çarpım çarpılacak. 3 ile 2 çarpılacak yani az önce 2 olmuştu çünkü. 3 ile 2 çarpıldı 6 oldu. 6 çarpımına eşitlendi falan filan. Sonuçta şu for döngüsünden çıktığımda ben şu bütün sayılar istediğim bütün sayılar çarpılıp 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 şu çarpıma eşitlenmiş olacak. Peki en son for döngüsünün dışında. Bak for döngüsü hizasında değil. Burada değil. Burada return etmiyorum.
For'un dışında. For'un dışında. For işlemi bittikten sonra bir tane değer return et. Return şu çarpım değerini return et bana. Dediğimde işte faktöriyel bir değer return eden faktöriyel fonksiyonu yazmış olduk. Çalıştıralım. Bakalım gerçekten doğru çalışıyor mu? Aşağıda test edelim. Hemen faktöriyel diyelim. Kendi oluşturduğumuz fonksiyon. Hemen tanıdığı o fonksiyonu. Evet şu fonksiyonu kullanacağım. Açtım parantez. Benden bir sayı istiyor. Sayıyı gireceğim. Sayının faktöriyelini hesaplayacak bana. Mesela faktöriyel 3 desem. 3'ün faktöriyeli kaçtır? 3, 2, 1 çarpıldı mı 6 yapar. Faktöriyel 3 bakalım 6 yapacak mı? Evet yapıyor. Gayet güzel. İşte faktöriyel 4 desem 24 yapması gerekiyor. Tamam. Faktöriyel 5 desem 120 yapması gerekiyor. Gayet tamam. Güzel çalışıyor bu fonksiyon. Faktöriyel fonksiyonu. Peki şimdi aşağıda bir yerde sizden şöyle bir soru istendi mesela. 5'in faktöriyeli ile 6'nın faktöriyelinin toplamını bulalım. Böyle bir şey istendi senden. Şu anda bu faktöriyel bir değer döndürdüğü için bu cevabı bunu bulman çok kolay. Neden? Çünkü faktöriyel 5 diyeceğim. Şurası bana 5'in faktöriyelini döndürecek. Artı bir de faktöriyel 6 diyeceğim. Şurası da bana 6'nın faktöriyelini döndürecek. Bunlar döndüğü için, dönen değerler olduğu için, normal değer olduğu için ikisi de aralarına artı koyup bunları toplayabilirim. Son satır olduğu için bunlar otomatik yazdırılıyor zaten. Şimdi şöyle shift enter yaptığımda faktöriyel 5'i buldu 120. Faktöriyel 6'yı da buldu. İşte kaç yapıyor? 720 mi kalıyor ona? 720 de bunu buldu. 120 ile 720'yi topladı. 840 cevabını bize verdi. Gerçekten faktöriyel 6 720 yapmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi faktöriyel 6 onu da görün. İçiniz rahat etsin. Evet, faktöriyel 5 değeri 120 olarak şuraya atandı. Faktöriyel 6 değeri 720 idi. 720 olarak buraya atandı. Sonra bunları rahat rahat topladım. Başka işlemlere de tabi tutabildim. Ne sayesinde? Şurada return çarpım demem sayesinde. Bu çıkan sonucu yazdırmak yerine return etmem sayesinde bunları yapabiliyorum arkadaşlar. Tamam. Hocam atın. Atalım. Şu ilk örnekler. Şurada faktöriyel örneği. Diyelim ona gerek yok. Şu. Tamam. Return mantığı zamanla oturacaktır arkadaşlar. Bu arada fonksiyonların çoğu dediğim gibi return'le çalışır. Bir kere daha söylüyorum bunu. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Neymiş? Ne istiyor bizden? Fonksiyonun içerisine bir liste gönderelim. Ve listenin içindeki bütün sayıların toplamını bulup döndürsün. Yazdırmasın. Döndürsün o değeri bize. Evet. Tamam. Şimdi bir tane fonksiyon yapacağız. Fonksiyona bir liste gönderiyormuşuz. Bu girdi olarak liste alıyor. O listenin içindeki bütün sayıları toplayacağım bir şeye eşitleyeceğim. Tamam. Başlayalım. Def. Ne diyelim? Def fonksiyon ismi ne olsun? Fonksiyon ismi liste toplamı olsun. Liste toplamı. Mantıklı bir isim vermeye çalışıyorum. Liste toplamı. Açtım parantez. Bu liste toplamı nasıl bir parametre alacak arkadaşlar? Bir liste alacak içine değil mi? Dışarıdan bir liste istiyorum ben. O yüzden şu parametremin ismi liste olsun. Liste. Dışarıdan bir liste verilsin bana. Bu liste parametresi verilsin. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Yok. Tamam. Yeterli. İki nokta üstte. Tamam. Adam bir tane liste girdi. Mesela adam örnek olarak da şu aşağıya bir örnek yapalım. Adam şöyle bir liste girdi mesela. 1, 5, 6 olsun, 9, işte 35, 87, 88'miş, 91 gibi. Adam şöyle bir liste girdi. Benim amacım adamın girdiği bu listedeki değerlerin toplamını bulup onu döndürmek. Peki şöyle bir girdi olduğunda liste yerinde bu yazdığı zaman ben nasıl bir işlem yapacağım? Şu elemanların her birini dönmem gerekiyor değil mi? Her birinin içinde for döngüsüyle yine dönmem gerekiyor. Her bir elemanı böyle dönüp toplayıp bir şey işlemem gerekiyor. Peki hemen bir dönelim her bir elemanı. For i in. Bu sefer range değil. Hangi neyin içinde dönüyorum ben? In içinde demek zaten. For i in neyin içinde dönüyorum? Şuradan gelen listenin içinde dönüyorum. Şu. Şuradaki liste değişkenin içinde dönüyorum. For i in liste. Listenin içindeki her bir i'yi dön. Dön. Her birine tek tek dön. Biri dön ilk önce. 6'yı dön. 9'u dön. Dön. Bunları döndükçe bir yere eklemem gerekiyor değil mi? Bir yerde biriktirmem gerekiyor bunları. Bir yerde toplamam gerekiyor. Nerede o toplam değişkeni? Yok. Hemen tanımlayalım. Şuraya bir tane toplam eşittir 0 diye bir değişken tanımlayalım. Evet. Şu liste elemanları döndükçe
Ben bu elemanları şu toplama ekleyeyim. Toplama, ekle ve eşitle neyi? İ'yi. Şu listenin içinde dönen i'leri, şu listenin içinde dönen i'leri toplam değişkenine ekle ve eşitle o i'leri. Peki şu değerlerin hepsini tek tek topla da eşit, topla da eşit dedi. Bu işlem bittikten sonra for'un içine değil, bak buraya değil, buraya değil. Çıkıyorum for'un dışına. For işlemi bittikten sonra dışarıda bir yere return toplam diyebilirim artık. Toplamı bana döndür. Toplam sonucunu bana döndür. Dediğimde şunu şöyle çalıştırdığımda ben şu anda liste toplamı diye mantıklı bir fonksiyon oluşturduğumu düşünüyorum. Bakalım doğru çalışıyor mu bu fonksiyon. Hemen liste toplamı diyelim. Liste toplamı. Açtım parantez. Şimdi liste toplamı benden bir liste istiyor. Bak içine parametre gireceğim ama içine girdiğim parametre bir liste olacak. Yani içine sen gidip şöyle 3 gibi bir şey girmeyeceksin. Yani 3 gibi bir şey girsen hata verir mi? 3'ün içinde kerbi için verir. Evet. Burada 3 girsen muhtemelen hata verir. Çalıştıralım. 3 girsen hata verir değil mi? Int objesi iterable değil diyor. Int'i nasıl döneyim diyor. Şurada for'da dönemiyor 3'ün içine. 3 diye bir şey yok çünkü. Ama sen bunu bir liste halinde verirsen, liste halinde 3 verirsen bu sefer yapar. Bu sefer 3 cevabını verir. Liste halinde 3 verirsen bak 3'ün listesi içinde döndü 3'ü verdi. E bir tek 3 olmasın değil mi? Şu üstteki örneği verelim yani. Listemizin içinde 1 olsun, 6 olsun, 9 olsun, 35 olsun, 88 olsun, 91 olsun. Şöyle bir listeyi ben bu fonksiyonun içine parametre olarak verdiğimde bunların her birini dönecek toplayacak, dönecek toplayacak ve ekrana yazdıracak. Karıştıralım. Hepsinin toplamı 230 yapıyormuş arkadaşlar. Şuradaki şu bütün sayıların toplamı 230 yapıyormuş. Bir listenin içindeki bütün sayıları tek tek dönüp toplayıp bize döndüren bir fonksiyon yazmış olduk. Anlayabildik mi? Liste toplamı yapan bir fonksiyon kendimiz yazmış olduk özel olarak. Şunu atayım. Listeyi değişkene tanımlayıp yazabilir miyiz? Tabii ki yazabilirsin Efehan. Bunları mesela Efehan şunu diyor. Şöyle bir liste gibi bir kendim ya da liste 1 ya da liste 2 olsun. Liste 2 diye bir değişken yaptım. Bu listemde 2 var, 5 var, eksi 4 olsun mesela. 98 olsun, 2 olsun, eksi 7, eksi 6 olsun ve 5 olsun. Şöyle liste 2 var. Bu liste 2'yi değişken halindeyken şu liste toplamına verebilir miyim diyor arkadaşınız. Verebilirsin. Liste toplamı diyelim. Liste toplamı fonksiyonu parantez içinde. Şu an senden bir liste bekliyor. O listeyi illa da burada böyle parantez açayım, elemanlara burada 1, 4 yazayım gibi değil. Liste 2 dersem bu liste 2 zaten bir liste. Şu anda kendi bir liste zaten. Ben şu anda liste toplamı fonksiyonuna bir liste vermiş oluyorum zaten otomatikman. Dolayısıyla bu da çalışır. Çalıştırdığımızda gördüğün gibi şu listedeki şu değerleri topladı. Şunların toplamını 102 olarak döndürdü bana liste toplamı fonksiyonu. Çarpımda çarpım eşit yapmalıyız değil mi hocam? Evet. Aferin ya sen de evet diye cevaplamışsın. Çarpı eşitlemek istiyorsak çarpı eşittir demeliyiz. Toplayıp eşitlemek istiyorsak artı eşittir demeliyiz. Bunlar da İnce triklerdi böyle. Daha rahat yazım içinde falan. Peki devam. Evet. Bu sefer güzel. Aynı şeyin fonksiyon içerisine bir liste gönderelim. Liste içindeki bütün sayıların ortalamasını bulup döndürsün bu sefer bize. Toplamını değil de ortalamasını bulup döndürsün. Ya bu zor değil. Bunu direkt üsttekini kopyalıyorum. Üstteki üzerinden biraz oynayacağım çünkü. Üstteki fonksiyon aynısı neredeyse. Evet. Bu sefer ortalama değil mi? Çalıştırdım fonksiyonu. Liste toplamı değil de ismi liste ortalaması olsun fonksiyonumu. Liste ortalaması diye bir fonksiyon tanımlayayım. Bunun içine bir liste girsin. Tamam. Sonra bir toplam. Evet sayılar toplamı diye bir tane toplamımız olsun. Ama ben bu toplamı döndürmeyeceğim. Return toplam değil burada yapacağım işlem. Evet. Bu sayılar toplanacak toplam eşitlenecek. Daha sonra ben ne yapacağım? En son neyi döndüreceğim? Toplamı liste kaç elemanlıysa ona bölmem gerekiyor değil mi? Ortalama böyle alınır yani. Kaç tane sayı topladıysam ona bölerim. O zaman ben return kısmında böyle return toplam bölülen liste diyebilirim. Ama bu biraz göze hoş gelmiyor. Değişkeni atayarak yapmak daha iyiydi zaten dediğim gibi. Bir toplam şöyle olsun. Şöyle diyelim. Şuna toplam diyelim. Şuna da adet diyelim. Listemizin adedi. Kaç adet eleman var burada? Len liste diyelim. Evet. Listenin içinde kaç tane eleman varsa onun len'ini aldım. Kaç eleman olduğunu aldım. Yani kaç adet sayımız olduğunu bulmuş olduk.
En son dışarıda for döngüsü de bittikten sonra return döndür. Neyi döndür? Toplam sayıyı bölü adedimizi. Sayı adedini döndürdüğümüzde bu bize ortalamayı verir değil mi? İsterseniz hatta şunu bile şöyle yapabilirsiniz. Yani bir daha ortalama diye değişken de yapabilirsiniz ama şart da değil. Böyle olsun yeterli. Tamam. Şunu şöyle çalıştıralım. Şu anda liste ortalaması diye bir fonksiyon tanımladım. Liste ortalaması dedim. Liste ortalaması. Bunun içine bir tane liste vereceğim. Liste veriyorum. 2 olsun, 5 olsun, 9 olsun listede, 10 olsun, 88 olsun, 45 olsun, 76 olsun. Verdik bazı sayılar. Eksi de olsun hadi. Eksi 8 olsun bile. Tamam. Şöyle bir liste. Şu liste elemanlarını toplayacak ve ortalamasını alacak. Hadi bunu test edelim hatta. Evet, şunu çalıştıralım. Bakalım ortalamayı kaç bulacak. Hatta şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Şu aynı listeyi kopyalıyorum. İlk önce toplamı bulalım. Yukarıda biz liste toplamı diye bir fonksiyon daha yapmıştık değil mi? Evet, liste toplamını bulalım ilk önce. İlk önce şunun liste toplamını bulalım. Liste toplamı diyelim. Bunu bu listeye gönderelim. Bakalım şu listenin toplamı kaç yapıyor ilk önce, buna bakalım. Liste toplam fonksiyonunu kullandık. Liste toplamı 227 yapıyormuş. Bakalım, yani şu sayıların toplamı 227 yapıyor. Bakalım ortalaması kaç yapacak? Ortalaması kaç yapmalı arkadaşlar mantıken? Kaç tane sayı var bu listede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sayı olduğu için şu toplamı 8'e bölmesi gerekiyor değil mi? Hadi hesap makinesiyle de kanıtlayalım. Hesap makinesiyle. Evet, 227 tüm hepsinin toplamı 8'e bölünmeli değil mi? 227 bölü 8. 28,375 gibi bir cevap bekliyorum ben. Şu fonksiyon bana 28,375 gibi bir cevap döndürmesini bekliyorum. Bakalım döndürecek mi? Çalıştıralım. Çalıştıralım liste ortalamasını. 28.375. That's the power of computers. Tamam. Hocam return toplam bölü i yapsak olur. İyi, toplam bölü i mi? İyi olmaz. Buradaki i sayı değil çünkü. Buradaki i listenin içindeki eleman sayısı değil. Listenin içindeki eleman sayısı burada adet ya da len liste diyebilirdim. Sintaks hatası var Ahmet Gültekin. Sintaks hatası da nerede? Liste ortalaması dedim. Parantez açtım. İki tane virgülüm var şurada. Evet, şurada iki virgül var. Liste girerken 10,88 demişsin. Şurada iki tane virgül koymuşsun. Bir tane virgül olacak o. Peki. Umarım bir şeyler oturuyordur. Return mantığında. 6 dakika kaldı. Biliyorum 6 dakika kaldığını. Çok bir şey kalmadı zaten ya. Bu amacımıza ulaştık yani. Son olarak hadi şunu da yapalım. Gene sayı listesiyle alakalı. Bu sefer biraz daha farklı bir şey istiyor herhalde. Kullanıcıdan kaç adet sayının ortalamasını almak istediğinin bilgisini isteyelim. Kullanıcıdan bilgi isteyerek bunu inputla yapacağız herhalde. Kullanıcıdan kaç tane sayının ortalaması istediğinin bilgisini isteyelim. Ve ardından bu sayıları bir listeye kaydedelim. Ve ardından kullanıcıdan bu sayıları alacağım. Mesela kullanıcı 5 tane sayı girmek istiyorum dedi. Sonra kullanıcıya 5 defa soracağım. 5 defa kullanıcıdan sayı isteyeceğim. Ve kullanıcının yazdığı sayıları, 5 defa yazdığı sayıyı, o 5 sayıyı toplayacağım. Ve o 5'inin ortalamasını mı istiyor? Neyi istiyor? Sonra yukarıda uçtuğumuz fonksiyonu çağırarak liste içine kaydedilen sayıların ortalaması. Evet, ortalamasını bulmamı istiyor. Bu ortalamayı bulurken de yukarıdaki fonksiyonu kullanabiliriz. Liste ortalaması fonksiyonumuz var ya. Evet. Şimdi hadi başlayalım. Başlayalım. Bir kere kullanıcıdan 5 defa, daha doğrusu 5 değil de kaç defa sayı gireceğini kullanıcıdan isteyeceğiz. Kullanıcıdan isteyelim. Adet mi diyelim? Kaç defa diyelim? Kaç defa bilgisini kullanıcıdan alalım. Int input lütfen kaç defa sayı girmek istediğinizi giriniz diyelim. Adam buraya bir şey girecek. Adam 5 diyecek mesela. Yani ben 5 tane sayı girmek istiyorum diyecek. O zaman 5 defa ben ne yapmalıyım? 5 defa bir for döngüsü yapıp kullanıcıdan sayı istemeliyim. 5 defa kullanıcıdan sayı isteyeceğim. İşte birinci sayı ne, ikinci sayı ne, üçüncü sayı ne, 5 tane sayı istemeliyim kullanıcıdan. Dolayısıyla burada bir for döngüsü yapmalıyım bunun devamında. For i in range, adam 5 girdiyse buraya 5 defa dön. Tamam. Yani 5 değil, niye 5 yazıyorum? Kaç defa dön. Tamam. Her döndüğünde ne yapacağım? Her dönüşte kullanıcıdan bir sayı isteyeceğim. Sayı eşittir int input lütfen eklemek istediğiniz sayıyı giriniz dedik. Adam birincide bir sayı girdi. Döngü başa gitti. Bir daha istedi. Bir daha sayı girdi. İyi güzel de adam bu sayılar giriyor da ben bu sayıları bir yerde biriktirmeliyim değil mi? Adamın girdiği sayıları nerede toplayacağız?
Bir yerde bir toplam değişkeni olması lazım. Hemen şu for'un dışına, for'un üstüne bir yere bir toplam değişkeni daha eşitliyorum. Toplam sıfırdan başlasın. Adam şu sayılar girdikçe ben bunu sayıya eşitleyeyim. Daha sonra bu sayı toplama eşitliği, toplama ekleyeyim. Toplama artı eşittir sayı. Adamın girdiği bu sayıları ben toplama eşitleyeyim. Güzel. Adam sayı girdikçe toplama birikiyor, 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 birikiyor. Ve en son bundan ortalamasını istiyorum değil mi? Sayıların ortalamasını istiyorum. Ortalamayı şu fonksiyonla çağıramayız. Bu fonksiyon çünkü liste. O zaman şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Adamın girdiği... Anladım. Ama ortalamayı şöyle yapmak daha basit. Ya tamam, şu kısmı atalım. Şu kısmı kaldıralım. Şu kısmı kaldırmazsak biraz daha karışacak ortalık. Neyse. Toplam böyle böyle toplandı, 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 toplandı. En son ben ne yapmak istiyorum? En son... Bu arada fonksiyon olarak yazmıyoruz bunu ya. Def. Buna bir fonksiyon yazalım hemen. Def. Ne fonksiyonu bu? Def. Toplamları fonksiyonu olsun. Tamam, toplamları. Bunun içine adamdan bir şey istememize gerek var mı? Şunları hemen tab yapıyorum. Fonksiyonun içine aldım. Adamdan bir şey istememize gerek var mı? Toplamları dediğimde içeride kaç defa bilgisini alıyorum. Toplam bilgisini de alıyorum. Daha sonra şunları yapıyorum. Toplamlar değil de ortalamasıydı değil mi? En son ortalamayı döndürüyordum. For'un dışında da return toplam bölü kaç tane? Kaç defa? Ha, kaç defaya kaç girdiyse o. Kaç defa? Şunu dersek evet. Ortalamaları diyelim şuna da. Ortalamaları. Bu biraz karıştı arkadaşlar. Tam ben de güzel anlatamadım. Ortalamalar diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun parametre almasına gerek yok. İçeride istiyor zaten değerleri. Değerleri içeride kendi istiyor zaten. Önce kaç defa bilgisini alıyor adamdan. Kaç defa bilgisi kadar dönüyor. Sayı istiyor. Adam o sayılar giriyor, giriyor, giriyor. Onların toplamını hesaplıyor. En son döndürdüğü toplam bölü kaç defa sayı eklediysek o. Yani bu fonksiyon şu anda çalışmalı. Tamam, çalıştıralım. Ortalamaları diyelim. Ortalamalar fonksiyonu. Bak, parametre girmeden çalıştırıyorum. Parametre istemiyor zaten bu bana. Bunu çalıştırdığımda içeride zaten kaç defasını istiyor. Kaç defa sayı girmek istiyorsun? 5 defa sayı girmek istiyorum. Eklemek istediğim ilk sayı 8. Sonraki 10 olsun. 88 olsun. 92 olsun. 2 olsun. 84 olsun. 5 tane sayıyı ekledim. Bana bunların ortalamasını 38.4 olarak döndürdü. Tamam. Bu da son örneğimiz olsun arkadaşlar. Son fonksiyon örneğimiz. Bizi atmak üzere. Son saniyelerdeyiz. Hızlı hızlı yapmış olduk. Gönderdim bunu arkadaşlar. Son soruda böyle hızlı oldu. Evet. Haftaya görüşürüz. Haftaya da kısa kısa bir iki tane konumuz var. Fonksiyonlar da büyük oranda bitti arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.